Beklenti raporuyla devam ediyoruz. Bu bölümde Profesör Doktor Serap Durusoy hocamız birazdan bizlerle birlikte olacak ama öncesinde sıcak manşetlere bakalım. Dün Jerome Powell konuştu. Wall Street Journal'ın bir etkininde efendi ve enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde ise daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti ve bu anlamda şu anda bunu düşünmediler ama önümüzdeki dönemde böyle bir durum olursa düşünmeleri gerekebilir. Dolayısıyla piyasa bunu bir miktar en azından 50 baz puan faiz artırımının iletişimin devamı olarak okudu. Bir taraftan da ya gerçekten de böyle bir gereksinim olursa FED ne yapacak? Daha fazla faiz mi artıracak? Bu defa da bunun bir belirsizliği piyasada şu anda negatif fiyatlanıyor diyelim. Piyasa için bir başka kötü haber de tabii yayında da konuştuk sabahtan beri aslında dün bir bugün iki. İki toplantıdır Amerika Merkez Bankası faiz artırdı. Tüm dünya ekonomileri resesyon diye bağırmaya başlıyor şu anda. Ki bir başka açıklamada Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Klaus Knot'tan geldi. 50 baz puanlık faiz artışını dile getiren ilk Avrupa Merkez Bankası başkanı oldu diyelim. Avrupa'daki Merkez Bankası başkanlarından oldu. Bildiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası da üyesi ve en şahin üyesi olduğunu da belirtelim. Diğer taraftan tabii Avrupa Birliği'nin kendi içine çözemediği birçok konu var. Bunlardan bir tanesi de şirketlerin rubleli ödeme talep eden Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden gaz alımını nasıl sürdüreceklere dair bir sistem belirlemişler. Buna göre firmalar Rusya'nın belirlemiş olduğu bir bankaya hesap açıyorlar ve Rusya'dan gaz alımı için bu bankanın hesabına bir ödeme yapıyorlar. Yani aslında Avrupa tabiri caizse işin arka bahçesini bulmuş, tüm dünyaya biz Rusya İşte Rusya'nın bu savaş yanlısı tutumundan dolayı yaptırım uygulatmaya çalışıyor ama kendi içerisinde bağımlılıklarından dolayı ikiyüzlü bir politika sergilediğini görüyoruz Rus gaz ödemelerinde. JP Morgan stratejisi Marco Kalanovic de resesyon endişesinin hala genele yayılmadığını söylüyor. Yani çok korkmayın diyor. Amerika'da ve Avrupa hisse senetlerinde işte %70 yatırım yapılabilir. Ülke tahvillerine baktığımız zaman %30. Yüksek getirili tahvillerde ise %20 civarında şu anda fiyatlandı. Ancak tam anlamıyla bir resesyonun genele yayıldığı noktasında hemfikir olmadığını söylüyor JP Morgan. Diğer taraftan tabii burada özellikle 6-12 ay içerisinde resesyon ihtimalinin düşük olduğu yönünde bir açıklamada paylaşmış. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da konuşuyor. Ülkesiyle Rusya arasındaki heyetler arası müzakere süreci askıya alın dedi efendim. O tarafta bir çıkmaza girdiklerine söyleyelim. Peki neler bekliyor bugün bizi piyasalar? Birazdan işte Avrupa'dan İngiltere'si, İtalya'sı, Fransa'sı önemli otomobil üreticileri ruhsatlarını duyuracaklar. İngiltere tarafından enflasyon rakamları açıklanacak. Bakıldığı zaman bugün için piyasalar tarafından önemli gelişmeler. Enria'nın bir konuşma yapması bekleniyor. Bakalım artık Klaus Knop'tan sonra piyasa biraz korktu herhalde. Tüm ECB'den gelecek açıklamaları daha dikkatli dinleyeceğiz. Acaba daha mı fazla faiz artıracaklar? Aynı zamanda para politikası toplantısı, politika toplantısı olacak Avrupa Merkez Bankası'nın bugün. Bakıldığı zaman Amerika'dan inşaat izleri, konut başlangıçları, aynı zamanda Kanada tarafından da çekirdek tüfe açıklanıyor. Birazdan yani yaklaşık 27 dakika sonra ise İngiltere perakende fiyat endeksinin çekirdek tüfeği duyuracak. Saat 9'da İtalya'dan otomobil ruhsatlarıyla başlıyor bu ruhsat dataları. Aynı zamanda 10'da da belirtmiş olduğum konuşma yapılacak. Aynı zamanda 17.30'da Türkiye saatiyle bir açıklama geliyor. Ham petrol stokları verisi bekleniyor daha doğrusu. Tabii o kadar çok resesyon konuşuyoruz ki, o kadar çok işte Amerika Merkez Bankası ne yapacak konuşuyoruz ki, Amerika Merkez Bankası dışındaki merkez bankalarının çaresizliği konuşulup, Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünü konuşunca, tabii ki piyasa dolar alıyor. Yani hangi banka için işler olumluysa onu yöneliyor ve dolayısıyla bir resesyon öncesi bir dolarize olmuş bir küresel piyasa görüyoruz ki iş tarafta da son birkaç haftadır yabancı çıkıyor. Çıktıkça da tabii ki parasının Türk lirasından dolara çevirmesi gerekiyor çıkması için. Orada bir dolar talebi var. Aynı zamanda yaz sezonunda şirketlerin ödemesi var. Bir taraftan da euro'nun değer kaybetmesi Türkiye'de ihracat yapan şirketlerimizin gelirlerinin önemli ölçüde azalmasına sebep oluyor diyelim. Fiyatlara bakalım. Dolar tarafında bir kıpırdanma vardı. Şu anda bankalar arası para piyasası açılmasına yakın
geri çekilmeye döndü. Türk lirası hafif de olsa bir değer kazancında. Ancak sabah ben 15.90'ların üstünü monitörden görmüş olduk. Sizlerle de paylaştık. Borsa İstanbul tarafında 2400 puan sınavı devam ediyor. Dün de değer kazancı vardı. 0.17 puan, 33.6 milyar lira da işlem hacmi geçti diyelim. Hemen bakalım dolar endeksine efendim. O tarafta nasıl bir tablo var? Dolar endeksinde 103.37'deyiz. Euro dolar paritesinde Klaus Knop'un açıklaması 1.05 üzerine attı ki parite öncesinde 1.04'lerde geziniyordu. Ancak yine de ECB'den genel olarak beklenti, evet 50 bas puan tartışıyorlar ancak yapacağı 25 bas puan işten içe çok da samimi bulmuyor olabilir piyasa. Hemen buradan da Amerikan vadelere bakalım. Dünkü Amerika'da 7 haftalık düşüş seansında biliyorsunuz S&P 500 3 gündür yükseliyor ancak orada bir miktar toparlanması var. Ancak bugün piyasalarda resesyon endişesi birazcık daha kanıksandığını net bir şekilde görüyoruz. Bakalım Asya seansında bu tablo nasıl okunuyor? Çin tarafından bakıldığı zaman teknoloji sektörüne sübvansiyonlar, yardımlar olacak. O tarafta düşüşler var. Geçen hafta da sanayi üretim rakamları kötü gelmişti. Japonya tarafındaysa Nikkei endeksi 0.72'de. Haziran ayında Çin Şangay'ı karantinadan çıkarmayı planlıyor. Özellikle Nisan ayı dataları karantinanın kapsamlı uygulandığı dönemde. Dolayısıyla genel ekonomiyle ilgili bir işaret olmayabilir diyor uzmanlar. Göreceğiz efendim. Avrupa tarafına geçelim. O tarafta da karışık bir seyirle kapandı. Avrupa Rusya'ya olan bağımlılıklarını azaltamıyor diyelim bağımlılıklarını. Ve bu anlamda terapi mi alacak artık ya da başka bir yerden Rus gazı mı alacak, petrol mü alacak daha doğrusu. Aksi halde bakıldığı zaman bu Rusya ile ilgili konularda bir miktarda kredibilite kaybediyor. Avrupa Birliği tahvil faizlerine bakalım. O tarafta 10 yıllıklarını özellikle enflasyonlardan dolayı bir yönelim olduğunu gördük. Bugün düşen getiriye rağmen 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları istiyor yatırımcılar. Endeksleri satıyor yani güvenli limanlara bir kaçış olduğunu gözlemliyoruz. Kısa vadede ise resesyonu çok dillendirmeyen bir fiyatlama var şu anda. Çünkü orada yükselen getiriye rağmen tahvilleri tercih etmiyor kısa vadede yatırımcı. Hemen altın fiyatlarına bakalım. Bu tarafta özellikle kısa vadede riskli varlıklardan çıkış ons altına satış getirdi. 1810 dolardayız efendim. Brent petrol ve ham petrol tarafındaysa yükselişler var. Az önce Asya seansında satış vardı. Bir miktar piyasanın gönlüne su serpilmişe benziyor. En azından 6 ayda resesyona girmeyeceğiz beklentisi var. Bu da petrolü yükseltiyor diyelim. Hemen buradan da bir Bitcoin fiyatlarına bakalım son olarak. Riskli varlıklara yönelim var ancak Bitcoin talep görmüyor. Artık Amerikan borsalarının açılış saatinde çok daha sağlıklı fiyat göreceğiz. Ancak 30 bin doların aşağısından bir tepki hareketi geldi biz yayını yaparken diyelim. Ve Profesör Doktor Serap Durusoy hocamıza gidelim. Enflasyon, hocam günaydın, hoş geldiniz. Bakın günaydın, dikkat ederseniz ilk günaydın kelime enflasyon oldu. Levent Kırca'yı buradan da saygı, sevgi, minnetle bir kez daha analım. Biliyorsunuz olacak o kadar döneminde Türkiye'de yine enflasyon konuşuluyordu 90'larda ve TÜP'e çok zam gelmesinden dolayı artık dudakları sürekli TÜP demekten dolayı sürekli öpücük şeklinde hareket ediyor biliyorsunuz ya. Evet. Vatandaşlar da onu bir hani tırnak içerisinde çok kaba olacak ama sapık zannederek dövenler bile olmuştu Levent Kırca'yı. Şimdi biz de o kadar çok enflasyon diyoruz ki size hoş geldiniz yerine enflasyon demiş oldum hocam, kusura bakmayın. Evet, evet. Şimdi yabancılar doları tabii Türk lirası çok ucuz ve yabancı için çok bir para değil bir Arap için. Yani geldiği zaman burada o paraları tabi caizse nasıl ezdiklerini İstanbul'un o minimum, maksimum işte zengin olan AVM'lerinde görüyoruz. Bizlerin böyle korkarak girdiği AVM mağazalarda, markalarda. Ve toplumda çok ciddi bir adaletsizlik yaratmıyor mu? Yabancıların ülkeye soktuğu bu şekilde yani konut alarak, onlar için ucuz olan bir ülkede bir şeyleri alarak fiyatları yükseltmek diyelim hocam. İstanbul'da özellikle bakınız toplumsal adaletsizlik çok fazla var. Hani Anadolu'da kısmen belki Ankara'da ya da işte Çanakkale'de hani oraları da artık Anadolu olarak görürsek eğer biraz daha az yaşanıyor. Evet. Ancak İstanbul'un özellikle çok ciddi bir şekilde İstanbul'da hayatta kalmak çok zor hocam. Yani bilmiyorum hiç bulundunuz mu İstanbul'da ama bir iş yapanlar birden fazla iş yapmak zorunda. Sürekli olarak bu şehirde ayakta kalabilmek için daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla bu son dönemde benim böyle yabancılara konut satışını böyle çok destekleyen çıkamalar gördükçe bunu böyle birazcık duygusal olarak da dile getiriyorum. Bizim vatandaşımız ezilmiyor mu ve bu toplumda çok ciddi bir ekonomik adaletsizlik yaratmıyor mu sizce?
Kesinlikle tespitleriniz de çok doğru Murat Bey. Ben konuşmama başlamadan önce yalnız size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü programlarınız özellikle kadın akademisyenler ve ekonomistlere hassasiyetle yer verdiğiniz için de tüm kadın akademisyenler ve ekonomistler adına da teşekkür etmek istiyorum size. Güzel, erkeklere biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz hocam, kadınlara değil. Evet, evet, çok teşekkürler. Şimdi İstanbul'dan örnek verdiniz. Aslında göç alan bütün illerde bu gelir farklılıklarını görmek mümkün. Yani benzeri bir şey Ankara'da da yaşıyoruz ama ben özellikle İstanbul'da geldiğimde semtler arasındaki gelir farklılığını çok daha net bir şekilde gördüm açıkçası. Her geldiğimde de bunu hissediyorum. Bu tabii ki genel olarak aslında Türkiye ekonomisinin temel bir sorunu. Bu sorunun da elbette ki en büyük yaratıcısı enflasyon. Zaten enflasyon geçen haftaki programımızda da dile getirmiştim ben. Bir temel bir makro istikrarsızlık olmakla birlikte beraberinde getirdiği sonuçlar da bir o kadar endişe verici oluyor. Burada da karşımıza gelir dağılımı adaletsizliği çıkıyor. Tabii ki şu anda Türkiye'nin rezervlerinin özellikle swap harç rezervlerin -47'lere gelmiş olması doğal olarak ekonomideki karar vericilerin döviz arayışına girmesine yol açıyor. Burada tabii yabancı yatırımcının Türkiye'de konut alımına talebinin artmış olması konut fiyatlarını ciddi anlamda artırdı. Bir de buna bir takım esneklikler, kolaylıklar getirilmeye çalışılıyor. Fakat üst gelir grubuna yönelik atılmış adımlar olarak değerlendiriyorum ben. Şöyle söyleyeyim, yani ortalama olarak 750 bin ve 1000 lira arasında olan 1 milyon özür dilerim 750 bin ve 1 milyon arasında olan evli konutların fiyatı Ankara'da şu anda 4 milyonu geçmiş durumda. Sıfırları atmaya yani, başladınız hocam şimdiden. Aman tabii diyelim ki, şimdi tabii de. Ki. Ama öyle öyle gerçekten evet. Öyle Murat Bey. Yani ben dün üst kat konut, oturduğum binadaki konutun satılmış ve özellikle kat görevlilerine sordum ne kadara satıldı diye. Yani 4 milyon üzerinde bir rakam söylüyorlar. Kiralar deseniz hakeza Ankara'da ortalama bir semtte zaten 2000-3000'in altında kira yok. Üst gelir grubunun oturduğu yerlerde de 8-10 bin liranın civarında. Dolayısıyla rakamlar oldukça endişe verici. Bu Ankara'da hocam tabii şeyler başladı değil mi? Böyle proje konutlar başladı değil mi? Onlar bence çok proje tehlikeli. Proje konutlar var. O proje konutları çünkü yani işte yabancının özellikle ilgi duyduğu çok önemli bir şey oluyor. Böyle genel olarak İstanbul'da işte konsept bazında yapılan projeler var ve o projelerde koskoca bir rezidansın İstanbul Maslak bölgesinde bulunan büyük bir site, izleyicilerimiz anlamış, reklam olmasın diye paylaşmıyorum ama işte bir blokta toplam 36 kat var hocam, siz hayal edin. Bir binada daha doğrusu. Evet. 40 kat var, hatta 40'tan fazla olması lazım. O sadece bir bloğu bir Arap vatandaşın aldığını ben görmüş oldum. Yani 40 kat, kaç ne kadar bir dolar yapıyoruz artık cezaplayamıyorum. Şimdi dolayısıyla hocam burada taleple toplam talep arasındaki farkı bir anlatırsanız aynı zamanda sevinirim hocam sözünü lütfen unutmayın. Çünkü onun bir kişinin işte binden fazla insandan daha fazla büyük bir talebi göstermesi, parasının gücünün olması genel toplam talebi Türkiye'de gösterir mi? Bu konut balon riskini artıran önemli bir etmen midir hocam? Murat Bey aslında değil. Zaten Türkiye'de nüfusun bakın %60'ının asgari ücret düzeyinde gelirinin olduğunu düşünürsek zaten bu konutları alanları talep etmiyor. Anladım. Dolayısıyla yani bu tür vergi indirimleri ya da katma değer vergisi indirimleri ya da kredi faizlerinin düşmesi gibi uygulamalar zaten orta alt gelir grubunu içeren uygulamalar değil. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ki daha önceki programlarda da dile getirmiştik hatırlarsanız aslında şu anda ekonomi politikası olarak uygulanan tüm enstrümanlar yani bu Eylül ayından beri yeni ekonomi politikası düzleminde uygulanan tüm enstrümanların zaten sınıfsal bir tercihinin olduğunu her programda dile getiriyorum. Bence bu da benzeri bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki yoksulluk ve açlık Türkiye'nin bence enflasyonla birlikte büyüyen en büyük sorunu. Fakat bütün bu sorunlara rağmen ekonomideki karar alıcıların dünya bizi takdir ediyor şeklindeki söylemleri ki dün itibariyle Hazine Bakanı'nın böyle bir açıklaması oldu Sayın Hazine Bakanı'nın. Ben açıkçası talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Sorunları bu şekilde görmezden gelmek, üstünü örtmek, açıkçası ekonomi politikalarında olması gereken uygulamalar.
ki şu saatten sonra yapılması gereken en önemli şey bence artık bu politikanın sürdürülemezliğinin bir an önce kabul edilip hemen bir U dönüşünün yapılması gerekiyor. Dün Powell'ın açıklamaları oldu. Programımızda da yer verdiniz, az önce izledim. Powell'ın açıklamalarından yola çıkarak belki önümüzdeki dönemde çok daha yüksek faiz artışlarına gidileceği yönünde bir hava hissettim açıkçası. Geçen haftaki programda Avrupa Birliği'nin biraz daha sakin bir seyir izlediğini, güvercin bir adım attığını söylemiştik. Ama Knut'un dün yapmış olduğu açıklamadan yola çıkarak onlarda da artık enflasyonun çok önemli bir sorun olduğu yönündeki kanaat içerisindeyim açıkçası. Yani ki böyle... bugünkü toplantıdan da... Hı-hı. Evet, bugünkü toplantıdan da bence benzeri bir karar çıkacaktır. Şunu söylemek istiyorum Murat Bey. Dünya evet resesyon endişesi yaşıyor. Stagflasyon dediğimiz şey aslında resesyon artı enflasyon. Bunu da izleyicilerimize paylaşalım. Resesyon dediğimiz şey de iki çeyrek dönem eksi büyümenin gerçekleşmiş olması. Ve şimdiye kadar biz hep Avrupa Birliği'nde ve ABD'de stagflasyon olabilir endişesiyle enflasyonun aslında ötelenebileceği yönünde bir kanaat içerisindeydik. Kamuoyu. Ama ben açıkçası hem Avrupa Birliği'nde hem de ABD'de enflasyonun çok daha öncelikli hale gelmiş olduğunu, hem Powell'ın bugünkü yapmış olduğu açıklama, dün akşam yapmış olduğu açıklama, hem geçen hafta Biden'ın yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak da böyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Hocam, dünkü özellikle Amerika'dan açıklanan işte 3 aydır artan sanayi üretim rakamları sonrası herhalde piyasa şundan dolayı rahatladı ya da gerçekleri kabul etti diyebiliriz herhalde hocam. Evet ya, biz resesyona gireceğiz ama baktığımız zaman 3 aydır Amerika'da da enflasyona rağmen sanayi dataları da artıyor. Dolayısıyla girecek ama evet, şimdi girmeyecek. En azından bir miktar rahatladı enflasyon noktası ama enflasyon satışa getiriyor hocam. Şimdi ben %20 enflasyondan beridir ağlıyorum bu ekranlarda ve muhtemelen izleyicilerimiz ya bu Murat da ne kadar çok enflasyondan dolayı varyansın yapıyor. Tek başına bekar yaşayan bir adam işte, yani bu kadar da çok enflasyondan dolayı şikayet etmesin diyenler olabilir. Ama hatta Avrupa'yı hocam çok eleştiriyorduk. Yani bu Avrupalılar açıkta mı kaldılar? Yani işte fiyatlar artışı güya bizden daha fazla şekilde sosyal medyada da görüyoruz. Bence bunun tam noktası da şu. Bu programda az önce konuşmuştuk. Enflasyonunuz yüksekse ülkede finansal okuryazarlık da düşüktür. Demokrasi de daha muhtemelen zayıftır. Hani vardır ama... bir şekilde uygulanıyordur diyelim. Bakıldığı zaman eğitim de kalifiye değildir. İşte sizleri tenzih ediyorum. Genel bir toplumun geleneğe yayılmış bir iyi eğitim kalitesinden bahsedemiyoruzdur. Birçok şeyi herhalde konumlandırabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de hocam enflasyon noktasında hep böyle bir zenginin daha zengin olduğu bir sisteme kimsenin aslında bir tepki göstermemesi, enflasyonla ilgili kimsenin böyle çok da bir şikayet etmemesi sebebi bence tam anlamıyla ülkemizin finansal okuryazarlığı çok düşük. Ve bundan dolayı da olayları çok doğru analiz edemiyorlar diye düşünüyorum. Aslında Murat Bey, bu son 1-2 yıldır insanlar ben geçmişe oranla biraz daha yükselmeye başladığını görüyorum. En azından ben şöyle söyleyeyim, sosyal ortamlara girdiğimde mutlaka bana bir şekilde ekonomiyle ilgili sorular soruluyor ve bilgi edinmeye çalışıyor. %70'ti ama değil mi hocam? 70'e gelince oldu. Evet tabii. Fakat şu konuda haklısınız. Örneğin eğitim bazında söyleyeyim. Ben... dün dersim vardı. Geçen haftalardan beri dikkatimi çekiyor. Öğrencilerin derse katılımlarında bile ciddi bir azalma görmeye başladık. Nedeni de şu. Çocuklar geleceğe dair umutlarını kaybediyorlar. Yani ben üniversitede bitirsem bir iş bulamayacağım endişesi var. Bakın gençlerde böyle bir endişe var. Reel kesim zaten güven endeksi açıklandı biliyorsunuz. Ekonomik güven endeksi açıklandı. Tüketici güven endeksleri hepsinde gerileme var. Ama dün Sayın Nebati biz işte el ele vereceğiz. Ekonomideki güveni iyiye yönelteceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Tabii ki şimdi siyasi karar alıcıların aslında bu tür görüş bildirmeleri belki beklentileri olumluya çevirmek yönünde yapılıyor olabilir ama artık bir de gerçekler var ortada. Şimdi enflasyonun en bariz sonucu zaten gelir dağılımındaki adaletsizliği artırması. Az önce sizin söylediğiniz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapması. Bu bağlamda şu anda insanlar aslında yani iyi yaşamak değil, asgari yaşamı sağlamak derdindeler. Yani bu gerçekten önemli. Çay fiyatlarını artırmasına dair haberin çıktığı andan itibaren özellikle
marketlerde ciddi bir şekilde çay alımlarının arttığını gördük. Yani o gece marketlerde çay kalmamış Murat Bey. Bu, niye, bu neyi gösteriyor? Temel gereksinimi bile değil mi hocam? Tabii. Zor yapacak tabii vatandaş ki var. Yani siz bizi almıyoruz tabii, ben hani çay çok tüketmiyorum ama bu haberlerle böyle reflekslerin olması aslında çok acı bir tablo. Yani bu araba kasko fiyatları hocam, artık araba fiyatları zaten arttı, alamayacağız ama o sigortalar, kaskolar artık ateş pahası. Yani kimse herhalde arabasına sigorta yaptıramayacak bu gidişle. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hane halkının harcama kalemleri içerisinde büyük bir çoğunluğu gıda oluşturduğu için dün işte açıklandı. Tarım üfenin %118'ler civarındaydı yanılmıyorsam. Gıda enflasyonu %90'lara geldi Murat Bey. Dolayısıyla da hane halkı aslında açıklanan rakamların çok daha üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya ve bunu çok daha ağır bir şekilde hissediyor. Bu bağlamda tabii ki hani Eylül'den beri biz hep konuşuyoruz. İşte KKM işin içerisine girdi ama KKM'nin hazineye getirdiği yük, Merkez Bankası'na gelen yük gerçekten çok fazla. İşte enflasyona endeksli tahvil ve bono gündeme geldi. Biliyorsunuz son bir haftadır bunlar tartışılıyor. Fakat ben açıkçası şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu politikanın zaten baştan beri toplum tarafından kabul edilebilirliği düşüktü. Yani çünkü neden? Bakın sürekli olarak gündeme her gün yeni bir takım arayışlarla uyanıyoruz. Yani mutlaka bir günü yeni bir takım kararların alındığıyla karşılıyoruz. Dolayısıyla da öngörülebilirliği, bakın altını özellikle çiziyorum Murat Bey, ekonomik olay ve olguların anlaşılabilirliği ve öngörülebilirliği artık kalmadı. Evet. Ekonomik aktörlerce de bu uygulanan politikanın desteklenmemiş olduğunu düşünürsek beklentileri olumluya dönüştürebilmek çok güç. Mutluluk endeksini açıkladı Birleşmiş Milletler. İskandinav ülkeleri mutluluk oranında en yüksek. Türkiye 112. sıraya düştü. Neden düştü? Ya, çünkü bu mutluluk olabilmesi için zaten en temel konulardan bir tanesi ekonomi. Kaldı ki bunun biz dışında bakın gülerek mutluluğumuzu belli etmiyoruz. Bizim gözlerimiz ışıldıyor diye. Ama Murat Bey, yani şöyle, ben uzun bir süredir toplu taşımayı kullanmıyordum. Bu aralar toplu taşımayla ulaşımı sağlıyorum ve insanlar gerçekten çok mutsuz ve çok agresif. Yani dolayısıyla da o gelirin düşük olması, gelir dağılımındaki adaletsizlik, sosyal bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Suç oranlarında artış oluyor, şiddet olaylarında artış oluyor. Yani bunu sadece ekonomik düzlemde değerlendirmemek lazım. İşin sosyolojik boyutu da çok fazla. Belki biz ekonomist çok bu kısma değinmiyoruz ama yeri geldikçe ben bu konuya da vurgu yapmak temel istiyorum. Temel besin bakın almama ve riskimiz de var hocam. Yani işte bu, ben düzenli olarak almaya çalıştığım ilaçlarım var. Onları artık benim böyle de. Yani evet, Allah herkese de şifa versin tabii ki, hastalığı olanlara da onu da söyleyelim. Ama çok pahalı hocam. Yani hadi ilacı geçtik, ekstrem durumlar işte hastalığınız varsa vesaire oluyor ama meyve fiyatları ateş pahası. Yani meyve bile yiyemeyecek duruma gelmiş durumdayız. O yüzden sağlık sorunlarını da bence önümüzdeki dönemde tartışabiliriz gibi hocam. 30 saniye kadar bir süremiz kaldı. Kesinlikle, kesinlikle Murat Bey. Yani bu beslenme sorununun beraberinde getirdiği sağlık sorunu yaşayacağız. Nitekim yapılan çalışmalarda da bu görülüyor. Özellikle yoksullukla mesela birçok kronik rahatsızlıklar arasında yakın ilişkinin olduğuna dair literatüre çalışmalar kazandırılmaya başlandı. Dolayısıyla da umarım, yani ben açıkçası bir ekonomi profesörü olarak çok geleceği iyi öngörmüyorum. Çok isterim sizin programlarınızda güzel cümleler kurmayı ama maalesef makro verilere bak baktığımız zaman bu cümleleri uzunca bir süre daha kuramayacağız gibi görünüyor. Evet, kur olanı mevduat sisteminde olduğu gibi görüyoruz ki parası olanlar için dolar artışından ya da düşüşten para kazanacak bir sistem vardı. Yine parası olanlar için enflasyona karşı bir para kazandıracak bir sistem olacak. Ancak bizim hissedebileceğimiz bir sistem olmayacak gibi duruyor efendim. Çok teşekkür kesinlikle ediyoruz Profesör Doktor Serap Durusoy hocamıza. Sevgi ve selamlarımızı iletelim efendim. Yarın tabii 19 Mayıs ve bu anlamda piyasaların tatil olduğunu belirtelim. Dönüşte tekrar birlikte olacağız efendim. İyi günler diliyoruz.